arkadaşlar. Ben Fatih Gültekin. Bugün sizlerle süreç arkadaşımla birlikte sağlık mevzuatı içerisinde sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri ilgili mevzuatı konusunu anlatacağız. Bu konu altında 4 tane ana başlığımız bulunmaktadır. Kamu görevlisi olarak atanma, devlet memurlarının yükselmesi, kamu görevlisi statüsünün sona ermesi, sağlık çalışanlarının çalışma saatleri ve izinler. İlk iki konuyu ben anlatacağım. Diğer iki konuyu da süreç arkadaşımız anlatacak. Sağlık personel hak ve yükümlülükleri ilgili mevzuata değinmek gerekirse, kamu sağlık çalışanlarında sağlık çalışanları, devlet memuru ve sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmektedir. Bu istihdam edilen çalışanların temel hak ve yükümlülükleri de genel olarak DMK'ya, yani devlet memuru kanununa göre düzenlenmektedir. Ancak sözleşmeli personel ve memurlar arasında bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Bunlardan birkaçını söylemek gerekirse, memurlar 657 sayılı DMK'nın 4A maddesine göre istihdam edilmekte. Sözleşmeli personel ise aynı kanunun 4B maddesine göre istihdam edilmektedir. Sözleşmeli personel yıllık hizmet akdi ile çalışır, fakat memurlar için bu hizmet akdi söz konusu değildir. Memuriyette yeni başlayanlar için geçerli olan aday memurluk ve asalet tezkiyeti sözleşmeli personel için söz konusu değildir. Bunun gibi daha birçok madde yer almaktadır. Sağlık çalışanlarının İslam'da temel ilkeler söz konusudur. Bu temel ilkelerde bahsedecek olursak, sınıflandırma, kariyer ve liyakattır. Diğer bir başlığımız ise kamu kurumlarında istihdam şekilleri ise memur, sözleşmeli personel, geçici personel, işçiler. Bunları biraz değinmek isterim, yani açmak isterim. Memur, asli ve sürekli kamu hizmetini yürütmekle görevlidir. Yani daima çalışan, daima iş veren, iş gören. Sözleşmeli personel ise geçici çalışan, işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlidir. Yani bir eksiklik olduğunda bir çalışma alanında oraya bir aylığına, iki aylığına atanan sözleşmeli bir işçi sayılmayan memurdur. Geçici personel bir yıldan az süreyle çalışan, işçi sayılmayan çalışandır. Yani bir yıldan az çalışacak. İşçiler ise 6 aydan az olmak üzere belirli süre olarak çalışan işçilerdir. Yani belli bir süresi var işçilerin çalışma süresi. Diğer başlığımız ise kamu sektöründe görevli sağlık çalışanlarının ödev ve sorumlulukları. Bunlar sadakat, tarafsızlık ve devlete bağlılık, davranış ve işbirliği, yurt dışında davranış ve benzeri sorumlulukları vardır. Diğer başlığımız kamu sektöründe görevli sağlık çalışanlarının genel hakları. Bu haklara değinecek olursak, uygulamayı işletme hakkı, güvenlik, emeklilik, çekilme, izin ve benzeri birçok daha hak bulunmaktadır. Kısa tutun ben biraz. Kamu sektöründe görevli sağlık çalışanlarının yasak olan fiil ve davranışlarına gelecek olursak da, toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı, grev yasağı, gizli bilgileri açıklama yasağı ve benzeri bunun gibi birçok yasak bulunmaktadır. Kamu görevlerinin sınıflandırılması konusunda ise genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, dini hizmetler sınıfı, yani her işçi belli bir sınıfta yer almaktadır, belli sınıfa mensuptur. Yani o sınıfın da çalışmaktadır. Kamu görevlisi olarak atanma. Ana başlığımız ise kamu görevlisi olarak atanma. Personel alım sürecinin başlatılması için gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse diğer kurumlar, gerek gördükleri personel sayılarını, sınıf ve derecelerini belirleyerek Devlet Personel Başkanlığı'na bildirirler. Devlet Personel Başkanlığı atama yapacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, kadroya alınacak personel sayılarını ve benzeri birçok özelliği belirleyerek başvuru sürecinin bitimine en az 15 gün önce resmi gazete, televizyon, radyo ve benzeri bunun gibi birçok yayıncı kuruluşta bildirmekte, duyurmaktadır. Bu atama ve nakillerde bazı ilkeler de sağlanır. Bu ilkelerde bahsedecek olursak, personel hareketlerinde hizmet puanının belirleyici olması. Yani bir işçinin çalıştığı kurumda
davranışları, mesleğe aidatı yani bağlılığı bu atama sürecinde etkili olacaktır. Diğer bir ilke ise atama ile ilgili personelin başvuru tarihinde yürürlükte olan usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılması gibi ilkeler esas alınır. Diğer bir başlığımız ise kamu görevine atanmak için genel ve özel şartlar yer almaktadır. Bu genel ve özel şartlara bahsedecek olursak genel şartlar Türk vatandaşı olmak, 18 yaşında dolup bitirmiş olmak, en az ortaokulu diploması bulunmak yani bitirmiş olmak, kamu katlarında mahrum bulunmamak, adli sicil kaydının temiz olması yani daha önceden hiçbir suça bir şeye karışmış olmaması gerekmektedir. Özel şartlara gelecek olursak da atanacağı hizmet göreceği sınıf için gerekli öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olması. Yani mesela bir tıbbi sekreterlik bölümünü okuyorsak, bu bölümde atanmak istiyorsak bu bölümün diplomasını almak zorundayız. Diğer bir özel şartımız ise kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak. Yani daha önceki mevzuatlarda hangi şartlar gerekiyorsa bunda da onlar aranıyor ve olması gerekiyor. Atamalarda görev yerine hareket ve iş başlama süresi. Şimdi mesela diyelim atandık. Mesela işe başlayacağız. Bu işe başlamadan önce sana bir 15 gün önce bir bildirge geliyor. Şu bölüme atandınız. 15 gün içerisinde o bölgeye yerleşiniz. O bölgede bulunuz. 15 günden sonra çalışma saati içerisinde iş başında olmanız gerekmektedir. Ben yine de bahsetmek istedim. Biraz araştırdım onu size aktarmak istiyorum. İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle atanma yapanlara, aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, yani hangi gün tebliğ edilmişse o günü bekleyecekler. Başka yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde o yere gitmeleri, yani anlattığım gibi mesela tebliğ geldi size, 15 gün içinde o yere gidip yerleşmeniz ve çalışma saatleri, çalışma süreleri içinde o kurumda bulunmanız gerekmektedir. Bunun gibi daha birçok ilkeler vardır. Diğer bir konumuz ise devlet memurlarının yükselmesi. Her sağlık çalışanını için kurumlarınca bir özlülük dosyası düzenlenir. Bu dosyada kişinin doğumundan tutup da şu anki geldiği duruma kadar, yani şu anki o bulunduğu konuma kadar bütün her şey yer almaktadır. Ad, sicil kaydı, kütük numarası, doğum tarihi, TC'si, anne baba da her şey. Yani aklınıza gelebilirse okul, eğitim süresinde, yani aklınıza gelen her şey o dosyada yer almak zorundadır. Ayrıca kişinin memurluk vasfında edindiği dereceler, kademe ilerlemeleri, aldığı başarılar, bunların yanında disiplin cezaları, soruşturma geçirip geçirmediği bu belgede yer alması gerekmektedir. Hani doğumundan geldiği süreye kadar her şey yer alırken bunların içinde de tabii olumsuz eğer bir durum varsa onları da eklemek gerekmektedir. Bunlar kişinin bir sonraki atamasında göz önüne alınarak hangi mevkide olması gerektiğine bir dayanaktır. Hani mesela bunu bu dosyada bildirdiğimizde atanacak kişinin bir sonraki görev yerinde hangi derecede, hangi konumda olmasına dayanaktır. Diğer bir konumuz ise kademe ve kademe ilerlemesi. Kademe, derece içinde görevin önemi veya sorumluluğu artmadan memurun aylığındaki ilerlemedir. Memurun kademe ilerlemesini yapabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derece ilerleyebileceği bir kademe olması şarttır. Hani mesela biz tıbbi sekreterlik bölümünü okuyoruz. Bu bölümde ilerlememiz için mesela bu bölümde ilerlememiz, bu bölümdeki dersleri almamız gereken bilgiler alıp ondan sonraki bölüme atanmak istiyorsak ona göre hareket etmeliyiz. Benim konum buraya kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer iki konuyu Deniz Döş arkadaşım anlatacak. Beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, ismim Enes. Bugün sizlere kamu görevlisi statüsünün son ermesi ve sağlık çalışanlarının çalışma saatleri ve izinleri hakkındaki konuyu ben anlatacağım.
İlk konum olan kamu görevlisi statüsünün sona ermesinin tanımı, memur ya da sözleşmeli personel olarak çalışmasının sona ermesine neden olacak herhangi bir durum olduğunda memurluk görevleri sona ermektedir. Arkadaşlar, kamu görevlisi olarak çalışan kişilerin memurluk görevleri bazı durumlarda sona ermektedir. Bunlar 657'li sayılı kanuna göre devlet memurluğundan çıkarma cezasının verilmesini gerektirecek bir fiil işlenmesi veya ilgili mevzuata göre aranan niteliklerden birinin taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu niteliklerden herhangi birinin sonradan kaybetmesi hallerinde memurluk görevleri sona ermektedir. Yani ilgili işe karşı yeteri kadar potansiyele sahip olması gerekiyor. Görevinden çekilmesi durumunda sona ermektedir. Ölümü halinde sona ermektedir. Kasten işlenmiş olan bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile yine sona ermektedir. İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazeret olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz tam 10 gün devam etmesi durumunda sona ermektedir. Devlet memuru iken muvazzaf askeri hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlarda askerlik görevini tamamlayanların terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına göreve başlamak için başvuruda bulunmaması halinde sona ermektedir. Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini arttırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere gönderilenlerin kendilerine verilen süre izin süresinin bitiminden yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönmemesi durumunda sona ermektedir ve emekli ayrıldığı zaman da sona ermektedir. Arkadaşlar, diğer bir konum sağlık çalışanlarının çalışma saatleri ve izinleri. Çalışma saatlerine gelecek olursak arkadaşlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 99. maddesi uyarınca haftalık 40 saat olarak uygulanması gerekmektedir. Genel kaide bu olmakla beraber yoğun bakım, ameliyathane, acil servis, doğumhane gibi servislerde çalışan ve hizmet gereği bu dinlenme süresinden istifade edemeyen ve bu durumu idarece tespit edilen personele mesai bitiminden 1 saat evvel izin verilmektedir. Yine hizmetin kesintisiz sunulması gereken birimlere de çalışan ve yemek için münavebeli olarak izin verilebilen personele de öğle dinlenme saatinden arta kalan izin süresinin mesai sonunda kullanılarak mesai bitiminin yarım saat önce izin verilmektedir. Ve gebe kadınlar gebe olduklarının doktor raporu ile tespitinin ardından gebeyken gece çalışması yapamazlar. Doğumun ardından ise 1 yıl boyunca gece vardiyasında çalıştırmazlar ve isterlerse bu süre iş yeri hekimi raporu ile 6 ay kadar daha tutulabilmektedir. Diğer bir konu olan yıllık izin. Yıllık izin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 102. maddesi gereği hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar 10 yıla dahil olmak üzere olanlar için 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 gün yıllık izin verilmekle birlikte zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok 2'şer gün eklenebilir. Memurlara yıllık izinleri ve ilave olarak gidiş ve dönüş için azami 2'şer gün olmak üzere öngörülen 4 günlük yol izni, izin hakkının ve iznin geçilebileceği yerin uzak olması gibi çok zorunlu ve ender durumlarda izin verme yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullanılacak olup bu iznin verilmesi olağan hale getirilemez. Yıllık izinler amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bu takdirde önceki yıla da ait kullanılmamış olan izin haklarından düşmüş olurlar. Mazeret izni. Arkadaşlar, mazeret izninde kadın çalışanlara doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftaya kadar analık izni verilir. İsteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar da kurumuna çalışabilir. Kamu çalışanına eşinin doğum yapması halinde isteği üzerine 10 gün babalık izni, evlilik veya ölümlü durumda ise 7 gün izin verilmektedir. Kadın çalışanlara çocuğun emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihine itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda ise günde 1,5 saat olmak üzere süt izni verilir. Süt izninin hangi saat arasında ve günde kaç kez kullanılacağına kadın çalışanın tercihi ses alınmaktadır. Hastalık, rapor ve refakat iznine geldik arkadaşlar. Arkadaşlar, memurlara hastalıkları halinde verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın 3 esasa göre izin verilir. Birincisi,
10 yıla kadar, 10 yıla dahil olmak üzere hizmet olanlara 6 ay kadar, 10 yıldan fazla hizmet olanlara 12 aya kadar, kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalanlara 18 aya kadar izin verilmektedir. Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi esnasında yanında refakatçi olarak bir kimsenin bulundurulmaması hususunun ilgili sağlık kurum ve kuruluşunun raporunda belirtmesi halinde gerek aile fertlerinden birisinin refakat eden memurlar gerekse refakat edecek kimsesi bulunmayan hasta memura kurulunca refakatçi olarak temin edilir. Ve bu süreçte de izinli sayılmaktadır. Çalışanların bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukların ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması durumlarında bu durumların sağlık kurulu raporu ile belirlenilmesi şartıyla aylık ve özlük hakları korunarak 3 ay kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına bu kadar uzatılır. Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla kişiye refakat izni verilemez. Ve bir kişi için verilen refakat izni süresi 6 ayı geçmemesi gerekiyor. Aylıksız izne geldik arkadaşlar. Aylıksız izin, devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması halinde bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla memurlara istekleri üzerine en çok 6 ay kadar aylık izin verilmektedir. Doğum yapan memura doğum sonrası analık izni süresinin bitiminde, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihine itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilmektedir. Diğer bir madde arkadaşlar, özel burs sağlayan ve burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dahil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen veya sürekli görevle yurt içine ya da yurt dışına atanan veya en az 6 ay süreyle yurt dışına geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurt dışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleriyle 77. maddeye göre izin verilenlerin yabancı bir memleket ya da uluslararası bir kuruluş görev alması nedeniyle memura aylıksız izin verilir. Yani memur olan eşlerine göre veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilmektedir. Konumuz burada kadardı arkadaşlar. Şimdi sizlere Fatih arkadaşım ve ben anlatmış olduğum konunun kısaca bir özetinden bahsedeceğim. Sağlık personellerinin hak ve yükümlülükleri vardı. Bu temel hak ve yükümlülükler genel olarak DMK'ya göre düzenlenmekteydi. Sözleşmeli personel veya memur olarak çalışanların arasında ise bir takım temel farklar bulunmaktaydı. Bir diğer ise kamu görevlisi olarak atanma durumu vardı. Bu atanmada genel şart veya özel şartlar vardı. Genel şartlar Türk vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış olması, adli sicil kaydının temiz olması gerekiyordu. Özel şart ise atanacağı hizmet göreceği sınıf için gerekli öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olması gerekmekteydi. Devlet memurlarının yükselmesi vardı. Arkadaşlar bu durumda her sağlık çalışanı için kurumlarda bir ödül dosyası hazırlanmakta. Bu dosyanın içerisinde kişinin doğumundan bugüne kadar bütün almış olduğu cezalar, disiplinler, başarılar, derecesi mevcuttu. Çünkü bu ileriki dönemlerde atamasında hangi mevkide olmasına daha çabuk karar verilmesini sağlıyordu. Bir diğeri ise kamu görevlisi statüsünün sona ermesi vardı. Arkadaşlar bu belli bir kalıp içinde gerçekleşiyordu. Kişinin işe karşı yeteri kadar potansiyele sahip olmaması veya o potansiyele sahipse daha sonradan bir kaza sonucundan kaybetmesi durumunda ortaya çıkıyordu. Veya sürekli olarak izinsiz devamsızlık yapması durumunda ortaya çıkan bir durumdu. Bir de sağlık çalışanların çalışma saatleri ve izinleri vardı. Arkadaşlar çalışma saatleri kanun kapsamında 40 saat olarak belirlenmiştir. Yıllık izin ise kişinin kaç yıl çalışmışsa o yıla tekabül eden belli bir izni vardı. Bir diğeri ise mazeret izniydi. Mazeret izni ise herhangi bir sebebe dayalı olarak verilebilen bir
kişinin hasta olması durumunda ve rapor alması durumunda verilebilen bir izinde, refakat izni ise refakatçi bulamadığı takdirde kendisinin orada bulunması durumunda olan bir izin türüydü. Bir diğeri ise aylıksız izinde. Aylıksız izinde ise doğum yapan memurlara verilen bir izindi veya devlet memurun bakmaya mecbur olduğu veya memurun vefat etmediği takdirde hayat tehlike girecek olan kişilerin yanında bulunması gerekiyorsa o kişiye yine bir aylıksız izin veriliyordu. Arkadaşlar konumuz buraya kadar. Bildirdiğiniz için teşekkür ederiz.